Karar verme. Sizce hangi ihtimal daha yüksek? Köpek balığı saldırısı sonucu ölmek mi yoksa havai fişek kazası sonucu ölmek mi? Bu soruyu cevaplamak için bir karar vermeniz gerekir. Karar verme sürecinde belli bir sonucun istenilirliğine veya bu örnekte ihtimaline dair akıl yürütürüz. Bu kararı vermek için çoğu insan gibi siz de bir kestirimde bulunmuş, yani zihinsel bir kestirme yola başvurmuş olabilirsiniz. Haberdar olduğunuz tüm köpek balığı saldırısı vakalarını düşünüp bunları ölümlü havai fişek kazalarıyla karşılaştırmış olabilirsiniz. Bu yönteme ulaşılabilirlik kestirme yolu adı veriliyor hemen aklınıza gelen veya hafızanızdan kolayca ulaşabildiğiniz örneklere başvuruyorsunuz. Bu kestirme yol çoğu zaman çok işe yarar. Fakat ne yazık ki kolayca hatırlayabildiğimiz deneyimler gerçek dünyadaki durumla her zaman örtüşemeyebilir. Muhtemelen bu örnekte köpek balığı saldırılarına dair daha fazla haber okumuşsunuzdur. Halbuki bir köpek balığı saldırısı sonucu ölme ihtimali 3,7 milyonda birdir. Diğer yandan bir havai fişek kazası sonucu ölme ihtimali yaklaşık 340 binde birdir. Yani risk çok daha büyük fakat genelde çok daha nadir haber oluyor. Bize yanlış kararlar aldırabilen bir diğer kestirme yöntemse temsil edicilik kestirme yoludur. Bu yöntemde bir olayın ihtimalini var olan bir ana örnek üzerinden yani genel bir tipik bağlam üzerinden değerlendiririz. Diyelim ki Ezgi adında biri var ve 30 yaşında, bekar, açık sözlü ve çok zeki biri. Felsefe mezunu. Öğrenciyken nükleer karşıtı gösterilere katılmış ve ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşlarda yer almış. Şimdi sizce hangisi daha yüksek bir ihtimal? Ezgin'in bir banka veznedarı olması mı yoksa feminist bir banka veznedarı olması mı? Eğer çoğunluğa dahilseniz feminist bir banka veznedarı olma ihtimalini daha yüksek bulmuşsunuzdur. Bir feministle hatta hayali ezgimize tıp atıp benzeyen biriyle hiç tanışmamış olsanız bile, size göre ezgi aklınızdaki feminist örneğinin sergileyeceği davranışları sergiliyor. Yani bir feministi temsil ediyor. Temsile dayanan kestirme yöntem çoğu zaman çabuk yargılara varmamızı sağlar. Ne var ki bu örnekte bizi çakışma yanılgısı adı verilen bir duruma sürüklüyor. Çakışma yanılgısında iki halin bir arada bulunan ihtimalinin tek bir halin ihtimalinden daha yüksek olacağı sanılır. Ezginin feminist ve veznedar olma ihtimalini sadece veznedar olma ihtimalinden daha yüksek görmek gibi. Çünkü istatistiksel olarak veznedarların sayısı feminist veznedarların sayısından daha yüksektir. Dolayısıyla içgüdüleriniz akseni söylese bile ezginin sadece veznedar olma ihtimali daha büyüktür. Ulaşılabilirlikle temsil ediciliği birbirine karıştırmamak gerek. Ulaşılabilirlik kestirme yolunu kullanırken aklımızda zaten var olan gerçek anılara başvuruyoruz. Temsil edicilik kestirme yolundaysa gerçek anılardan yola çıkmak zorunda değiliz. Fikrin bir prototipinden hareket ediyoruz. Pekala. Karar verme süreçlerinde bize yol gösteren kestirme yollardan bahsettik. Şimdi de doğru kararlar vermemizi engelleyen veya verdiğimiz kararları değiştirmemize yol açan yanlılıklardan bahsedelim. Bunlardan biri aşırı güven yanlılığıdır. Bu durumda kararımıza olması gerekenden daha çok güvenme eğilimindeyizdir. Belki bazı sınavlarda başınıza gelmiştir. Full çekeceğim diye girip sınav sırasında aslında o kadar da çok şey bilmediğinizi fark etmişsinizdir. Bu aşırı güvenin nedeni ders çalışma safhasındaki akıcılık yani işlem kolaylığı olabilir. Başka bir deyişle odanızda ders çalışırken her şey çok kolay gelir. Ama konuyu gerçekten bilip bilmediğinizi görmek için kendinizi test etmezseniz, ihtiyaç halinde doğru cevapları verme yeteneğinizi gözünüzde fazla büyütebilirsiniz. Haklı olduğunuzdan emin olduğunuz bir tartışma sırasında da aşırı güven hissine kapılabilirsiniz. Ta ki karşı taraf haksız olduğunuzu ispatlayana dek. Bu yeni bilgiye rağmen fikriniz hala değişmiyorsa kanaatte ısrar yanlılığına düşüyorsunuz demektir. Buna seçim zamanı sıkça rastlanır. İnsanlar seçmeni oldukları adaya dair hoşlarına gitmeyen bir şey duyduklarında çoğu zaman bu bilgiyi görmezden gelir veya bir mantığa oturtur. Bununla onay yanlılığı adı verilen kavram arasında küçük bir fark vardır. Bu yanlılıkta yalnızca hali hazırdaki inançlarınızı onaylayan bilgilere açıksınızdır. Mesela seçim örneğinde sadece oy vereceğiniz adayın ne kadar şahane biri olduğuna dair haberleri okuyorsanız onay yanlılığına düştünüz demektir. Fakat adayınızla ilgili kötü bir şey öğrenmenize rağmen bunu görmezden geliyorsanız bu yanlılığın adı kanaatte ısrardır. Karar verme sürecini etkileyebilen bir diğer etken de çerçeveleme yani kararı sunma biçimidir. Mesela desem ki ülkeyi vurmak üzere olan bir salgın hastalık var. 600 kişinin ölümüne yol açacak. Fakat bu salgınla mücadele için iki seçenek yani iki farklı program söz konusu. Eğer A programını seçerseniz tam olarak 200 kişinin kurtulma ihtimali %100. B seçeneğinde ise 600 kişinin tamamının kurtulma ihtimali üçte 1. 3'te 2 ihtimalle de hiç kimse kurtulamayacak. Hangisini seçerdiniz? Peki. Bir de şuna bakalım yine aynı hastalık yaklaşıyor. Eğer A seçeneğini seçerseniz 400 kişinin ölme ihtimali %100. B seçeneğinde ise 3'te 1 ihtimalle hiç kimse ölmeyecek. 3'te 2 ihtimalle 600 kişi ölecek. Bu durumda hangisini seçerdiniz? Çoğunluğa dahilseniz kararın kurtulacak kişi sayısına göre çerçevelendiği durumda A'yı seçmişsinizdir. Elbette 200 kişinin kurtulmasını istersiniz. Fakat kararın ölecek kişi sayısına göre çerçevelendiği durumda büyük ihtimalle B'yi seçtiniz. Haliyle 400 kişinin ölmesini engellemek istediniz çünkü. Bu örnekte 200 kişiyi kurtarmakla 400 kişiyi ölüme terk etmek tıpa tıp atıp aynı yola çıksa da kurtulacak kişi sayısına göre çerçevelenmiş seçeneği seçmek daha mantıklı geliyor. Benzer şekilde bazı insanları kurtaramama riskini almaktansa kimsenin ölmeyebileceği seçeneğini seçmek daha makul addediliyor. Umarım paranoyaya kapılmamışsınızdır. Kararlarımız arasında sandığımız kadar keskin ayrımlar yok aslında. Kararlarımız sandığımız kadar tutarlı da değil. Bence bir daha bir yargıya varmak istediğinizde şöyle bir durup kararınıza etki edebilecek tüm etkenleri gözden geçirin. Ne dersiniz?